Dostum sen nerelerdesin ya? Ne oldu? İyi Dostum değilsin hoş geldin. gibi. Hoş geldin. Oğlum bu herife ne olmuş lan? Pek hoş Biraz görmedim iyiyim, ya. biraz değilim. Çocuklar şöyle içeride istirahat etsinler. Biz seninle aşağı inelim, olur mu? Olur. Tamam Okan. Size emanet herkes. Tamam oğlum. Eva, Malikane diyeyim. Oğlum ne yaptı? Karısını mı öldürdü? Ne yaptı bu herif la? Şu Çocuğunu mu an ön kesti? Ne kapıda yaptı? Yutobi'yi karşıladım. Aşağı iniyorum. Hayır, yukarıya kimse gönderme. Gelen dostumuz, düşmanımız değil. Hepsi aşağıda kalsın. Köpe mi attı acaba? Karısını ani bir hamleyle çöp Nasılsınız attı. Yutobi? Yani pek iyi değilim dostum. Seni böyle gördüğüm için üzgünüm. Ben de haddinden fazla üzgünüm. Oğlum kaptan çıkarsa şok olurum. Özellikle dostum dediğim insanlardan Lan adam harbiden hainlik ağlıyor. görünce. Lan adam Bugün gerçekten sizinle ağlıyor galiba. konuşacağım konuyla alakalı bir şey olduğu için bu sizi de buraya kadar çağırdım. Nereye gidecek? Merakla bekliyorum. Kim lan bunlar? Buyurun buyurun, şöyle dinleyebilirsiniz. Siz böyle geçin lütfen. Dışarıda. Ne tarafa geçeyim? Şöyle Hadi geçeyim. buyur. Hadi buyur. Bu kim oğlum? Dimitri. Efendim? Dimitri Bey bağırsınlar duyamıyorum çok çünkü. Dimitri. Evet. Bakan değil Dimitri. ama bu kim Seslerinizi bu? biraz bir yükseltirseniz. Dimitri. O silahını cebine sok. O silahı senin ağzına sokarım. Oğlum bu adamı hiç Pardon, böyle pardon. görmedim. Ne oluyor lan? Dimitri. Evet. Ne yapıyorsun abla? Son bir kez konuşalım. Birebir. Konuşulacak bir şey kalmadı. Seçimini yap. Dimitri. Sağdaki mi, soldaki mi? Oğlum ne oluyor lan? Dimitri, beni öldür beni. Beni öldür. Sana en büyük ceza sevdiğin insanların yanında ölmesi. Hani bana en büyük ceza dostum dediğim adamın bana ihanet etmesi ise sana en Dimitri. büyük ceza Yukarı çık. yanındaki adamların gözünün önünde Yukarı çık. ölmesi. Eşref dayımı, Oradayım. Yukarı çık. Oradayım. yanındaki diğer adam Barman. Tabii çık. Bizi polise satmanın acısı bu. Dimitri'nin dayısı Bu. Eşref mi? Onların bir suçu yok. Onların bir suçu yok. Suç Kurun yanında yaş... olmadığını biliyorsun. Kurunun yanında Lütfen. yaşayanlar. Sana yalvarırım. Ne oluyor Bana lan? son kardeşliğini yap. Beni vur. Onları bırak. Vur beni. Vur beni. Vur Arman. beni. Adam sıçacak şimdi vur Seçimi sen diyelim. mi yapıyorsun, ben mi yapayım? Dimitri yapma, beni vur. Bu kim Eşref oğlum? dayıdan başlıyorum o zaman. Dimitri yapma. Çocukları var. Küçücük çocukları var. Yapma Dimitri. Benim de çocuğum var ulan. Ben hanginizi sattım polise? Ben seni satmadım Dimitri. Blöfe geldim. İhanete uğradım. Benim düşmanlarım yaptı bana bunu. Sırf seninle aramı bozmak için. Yapma Dimitri. Bugüne kadar seni satmadım. Hiçbir zaman satmadım. Her zaman Dimitri benim kardeşim dedim. Her ortamda. Her zaman arkanında durdum. Blöfe geldim Dimitri, yalvarırım. Blöfe geldim bu sefer. İhanet ettiler bana Dimitri. Kaptanın adı mı acaba? Kardeşin dediğin adamı Yapma polise sattın, öyle Dimitri, mi? yapmam. Yapmam, bilirsin beni, yapmam. Kardeşin dediğin adamı polise sattın. Yapmam. Yapmam. Temiz bir Şu an surattı, yapmam. Boşluğuma geldi. İhanete uğradım Dimitri, yalvarırım, yapmam. en azından sen sıradan bir sivil vatandaş için ihanete uğradın. Ben Dimitri. dostum dediğim bir adam tarafından şu an ihanete uğradım. Oğlum. Yalvarırım yapma. Dimitri'yi Hangisi daha bırak. ağır? Ben bile dumurum. Ne olduğunu Yalvarırım, anlamıyorum. beni tanı. Burak Şahin Hangisi daha dumuru. ağır Arman? Son defa soruyorum sana. Seçimi sen mi yapıyorsun? Ben mi yapayım? Seçimini yap. Solunda duran Eşref mi? Sağında duran yeni çalışanın mı? Ben. Seçimi ben Oğlum yapıyorum. adamın Ben. selası okunuyor. Dur dur. Aha. Dayı. Dayı. Dayı.
sevdiğin oydu değil mi Arman? En sevdiğin bu adamdı değil mi senin yanında duran? En değer verdiğin. Oğlum niye düştük anasını satayım ha? İşte ben de sana bu kadar değer vermiştim. Şimdi sana bir seçim daha Arman. Çocukları buradan kalenin yanına mı göndereyim? Hayır! Oğlum da ne bağırıyorsun manyak orta? Karşındaki adamı mı alayım? Dur beni! Hayır! Seni değil. Seni değil. Seni öldürmek bana bir şey kazandırmaz. Ulan korktum lan! Hayır! Çocuklara sen... kale emrini mi vereyim? Vur beni! Hayır! Vur! Karşındaki adamı mı alayım Arman? Hayır yapma bunu. Seçim için 10 saniyen var. Dimitri hayır! Hayır Dimitri! Oğlum herif sıçacak Dimitri. Şimdi ha! 5 saniyen kaldı Arman. Dimitri vur! Dimitri yeter yeter yeter. Şimdi beni vur. Bitsin bu çektiğim Dimitri vur beni tamam. Vur. Oğlum herif kafayı yedi nasıl? Arman. Lan bu Arman kimmiş oğlum? Bu gördüklerinle yaşayacaksın. Hayır 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 hayır. Aklıma vallahi bugün. Hayır 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 yeter yeter yeter. Hayır. Ne oluyor anlamıyorum şu an. Bu beni buna ihanet mi etmiş ne olmuş? Anladığında, hatırladığında, gözünün önünde görmediğinde bana yaptığın ihaneti hatırla. Ve benim sana geleceğim günü sana geleceğim günü bekle. Oğlum Armağan ne ağladı lan? Sana üzüldüm lan adama. Ziyarete geleceğim. Çocuklar. Evet, patron. Oğlum herifin sümüğünü şu an suratımda hissediyorum anasını. Armağan'ı da gereken yere gereken şekilde bırakın. Beni bekle Armağan. Bana yaptığın bu ihanetin bedelini bu kadar affedetmeyeceğim sana. Sen vurmazsan ben bugün ben kendimi vurduracağım. Vurduracağım mı? Öyle bir sen şey yapma. Sen duracaksın beni. Ben sana verdim. Öyle bir şey yapma. Sana verdim silahımı. Beni vur kurtulayım. Kas, lan ne yapıyorsun bizi? Adam bizi vuracak. Vur. Vito Bey. Vur beni yapma bunu. Buyur dostum. Yapma bunu. Vur bunu. Dost dediğiniz bir adam sizi ihanet etse ne yapardınız? Yapma ben löf yedim Dimitri kulun köpeğin olurum yapmadım bugüne kadar sana bir ihanet. Yani. Yapmadım. Yani. Vito Bey yapmadım. Yapmadım. Bir löf yedim. İhanetin nedeni değil bedeli olur. Dimitri Bey. Vito Bey yapmadım. Vurun kurtulayım. Ağlayın. Hey Dimitri öldürdün. Ödüllendirdin adamı. Bıraksaydın cezayla yaşasaydı. Adam, abim dedi adamı kaybetti. Lan ne oldu burada anasını? Herkesin ödemesi gereken bir bedel vardır. Sanıyor usta diyor ki, yine dizisi çekiliyor beyler bir dakika. Özellikle sözlü ihanetse. Vito Bey'in de dediği gibi. İhanetin nedeni değil, bedeli olur. Bedeni de olur, x-large, medium. Buyurun Vito Bey yukarıya çıkalım. Çocuklar buraları temizleyin. Komple. Tamam. Ama vazgeçtim bu adam ölmesin. Ne olsun? Bu adamı hastaneye götürün. Ne gerekiyorsa yapın. Dimitri içinden geçti orada. Gerekiyorsa. Anlaşıldı. Albert. Anlaşıldı. Burada mı konuşalım yukarıda mı Vito Bey? Yani burası koktu bence ha. Evet evet buyurun buyurun. Siz geçin ben çocukları temizleteyim burayı. Teşekkür edeyim size. Oğlum adam anasını belli değil herifin ha. Bana gözdağı verdiğini zannetmiyorum da bence şeyi demek istiyor. Bak ben boş adam değilim. Bizi buyurun. Unutma tarzı bir şey gibi geldi bana yani. Aşağı yoksa bize gözdağı olur. Verebileceğini zannetmiyorum. Öyle bir niyeti yok bence. Buyurun şöyle salonu alayım sizi.
Üstünlük... Yok yok, bence üstünlük kurma değil. Şimdi herhalde bu söylediği herif polise bilgi vermiş bizimle ilgili. Kendisiyle ilgili de vermiş ve kendisinin güvendiği bir adam herhalde. Burası mıdır Dimitroy? Evet evet, buyurun. Öyle olunca onu öldürdü diye düşünüyorum ben, tahmin olarak öyle. Yoksa bana üstünlük öyle bir rol niyetinde olduğunu zannetmiyorum. Bir şey içer misiniz çocuklara, bir şey getireyim? Bunun üstüne bir soğuk su içerim Dimitri Bey. Ne yaptın, ne ettin sen böyle ya? Anlatacağım, anlatacağım. Senin böyle Yavuz bir yüzün olduğunu bilmezdik. Bana dokunulmadığı sürece bu şekilde bir insan değilim Vito Bey. Yani şimdi bu herhalde güvendiğin bir dostun ve sana ihanet etmiş anladığım kadarıyla ya. Evet, evet. Buradayım. Buradayım. Eva. Çocuklara efendim, şöyle Vito Bey'e bir su getirsinler. Tamam. Vito Bey'den özür dilerim, seni bir arkaya alabilir miyim? Tabii tabii çok, tabii. Sıkıntı çok mu acil? Evet, çok acil. Problem yok. Kusura bakmayın tabii. Müsaadenizle. Ben de şurada bir sigara içeyim. Lan birisi gelir. Kokoreç yer. Birisi gelir. Ben Fadıl Deloğlu der. Bir tanesi gelir. Onu kestim, bunu biçtim. Ne lan bu? Nereye düştük amına koyayım ya? Nereye düştük oğlum? Karım öyle evde her gece dayak atıyor bana. Oğlan desen şarap çanağına sıçıyorum. Buyur dostum. Dimitri abiye benzettim sizi, kusura bakmayın. Benzetme. İsminiz neydi? Vito Salvatore benim adım. Dayı bir müsaade et bize. Tamam abi. Ne yaptın ya sen böyle? Dimitri Bey, adamın içinden geçtin, onu vurdun, bunu vurdun, ağladın, üzüldün. Şaşkınlık içerisinde izledim her şeyi. Ne oldu böyle? Şimdi bunu sizi bilerek çağırdım. Aşağıda da görün diye. Benim dostluğa ne kadar önem verdiğimi. Evet. Dostum dediğim insanlara ne kadar sadık olduğumu ve ne kadar güvendiğimi. Eva, bize müsaade eder misin? Vito Bey'in tamam, suyunu da gönder. Tamam. Eva Hanım yabancı değil ya. Kalabilir mi? Sıkıntı yok benim için. Su getirin arkadaşlar. Olsun. Dimitri ile birkaç rol başlatabilirim. Bu adam ha, benim yıllardır tanıdığım birisiydi. Güvendiğim, sevdiğim, çoğu olayında önünde durdum. Ben olmasam şu an bu adamı 100 yerde vurmuşlardı. Kim lan bu? 100 yerde öldürmüşlerdi. Her seferinde ben önüne geçtim. Bugün bir anda benim malikaneme, pardon, iskeleme beni bir numara aradı. Benimle bir toplantı yapmak istediğini talep etti. Ben de kabul ettim kendisine. İskeleme geldi. Bu adam polis. Savcıyla birlikte çalışan bir istihbarat ajanı. Arkadaşın. Arkadaşım değil. Ha, geldiği kişi. Evet, gelen kişi. Evet. Kendisi geldi. Gabriel'den bahsetti savcıdan. Onun ismiyle geldi benim yanıma. Gabriel'le de ben böyle bir savcı var mı orada? Evet. Olarak konuşmalarına başladı. Konuşmalarında önce şunlara yer verdi. Sizin bu hasım demeyeyim de toplantıda sıkıntı yaşadığınız bir arkadaş vardı. Oscar. Için. Oscar. Evet. Oscar Lee bu arkadaşlarla, memurlarla ve savcıyla irtibata geçip para karşılığında bütün aileleri ve oluşumları satabileceğini dile getirmiş. Oscar Lee. Evet, Oscar Lee. Benimle ilgili de kendisinin yaptığı illegal işlerle alakalı elimde gerekli belgeler var. Bunları size verebilirim. Ama bunun için işte sizlerden 50 milyon gibi bir ücret isterim. Gibi bir cümle kullanmış bu arkadaş. Ben de memur beye şunu dedim. 50 milyon benim için küçük bir rakam. 50 milyon dedim, ben size dedim hibe edeyim. Siz bu arkadaşa verin. Benimle ilgili ne varsa dedim size iletsin. Çünkü benimle ilgili bu arkadaşın elinde olabilecek hiçbir belge, hiçbir evrak olamaz. İhtimal dedim yok. Ben kendi halimde takılan bir vatandaşım. Evet. Sadece de sizinle birlikte de değil. Fadıl, Salvatore, sizler de dahil buna. Hı hı. Bunlarla ilgili de gerekli belgeler.
deliller, kanıtlar var bu adamın elinde diye bir beyanda bulundu. Onun üzerine bu Arman konusuna geçildi. Black Ace mekaniğe gittiğimizde Arman Bey'le de görüştük. Ben dedi sivil bir vatandaş olarak gittim oraya. Kendisiyle konuştum. İş istedim. İşte bir aileye dahil olmak istediğimi söylediğim zaman sizi dedi bana söyledi. Ve sizin silah ticareti yaptığınızı dedi beyan etti. Dedim ki beyefendi ben susturucu satıyorum. Uzatılmış da satıyorum. Bunların dedim vergisini ödediğim için bunlar dedim bana bir sıkıntı yaratmıyor. Ama benim silah işiyle dedim bir alakam yok. Siz dedim emin misiniz? 3 defa teyit ettim. Kendisi bana bu konuyla ilgili ses kayıtları olduğunu da beyan etti. Ve bu ses kayıtlarını da dinletti. Arman orada Dimitri işte maddi anlamda çok güçlü. Aynı zamanda silah ticareti falan filan yapıyor diye bir şeylerde de beyanlarda da bulunmuş. Şimdi bu konu neden beni bu kadar rahatsız etti? Şehirdeki gun shop sahibi olan insanlar bu konuyu duyduğu zaman gelip bana sen bizden yüklü sevkiyatlar alıp bunları el altından satıyor musun diye bir şey derse ben bu adamlara bir cevap veremem. Bu konu ortalığa yayıldıktan sonra. Bu arkadaşa benim bu işleri yaptığımı söylemiş. Ben şu an Arman konusuyla ilgilenmiyorum. Benim kafamda tek bir şey var. Benim diğer çocukların yarısı zaten şu an şehirdeler. Bu Oscar'ı arıyorlar. Bulduğum zaman da gerekeni yapacağım. Dimitri Bey. Buyurun. Sen bu Oscar'ı bulursan ve bu Oscar'ı alırsan sana bazı kapılar açılabilir. Ben bugün ya da yarın, yarın olmazsa ondan sonraki gün, hiç fark etmiyor. Bana bu şekilde iftira atan bir adamı öyle ya da böyle bulacağım. Kendimi de geçtim. Eğer o ifadenin içerisinde dostum dediğim adamların ismi geçiyorsa, örnek verecek olursak Vito Salvatore, benim için konu zaten bitmiştir. Benim dostlarım kimse öyle harcayamaz. Bu Oscar'ın savcıya veya herhangi bir kişiye benim adımı vermesi bana hiçbir şey yapabileceği anlamına gelmez. Ne savcı ne polis kimse bana dokunamaz. Fakat kıymetli dostum bu şehirde kimsenin daha farkında olmadığı, kimsenin bilmediği bir takım organizasyonlar var. Bu organizasyonlar kendilerine layık olacak kişileri buluyorlar. Onları tanırım. Eğer bu Oscar'lığı alırsan bana bir mesaj at. Fotoğrafını at. Veya bir videosunu çek. Ve bu adamı hapset. Eğer bu olursa birileri tarafından aranacaksın. Sana daha fazla bilgi veremem. Ama bu adamı alırsan önünde başka kapılar açılacak. Ben o adamı bir rol daha atacağım öyle bakalım ona alacağım. Ne diyecek. Burada öncelik benim şerefim, haysiyetim, onurum ve gururumun zedelenmesi. Sonraki hareket dostum dediğim insanların bu itham altında kalması. Ben size dost dedim, dostum dedim. Sizinle bir dostluk içerisine girdik. Ben şunu her zaman kabullenirim. Vito Bey, güç insanın kendi yapısında, kendi içerisinde bilinen bir şeydir. Ben karşımdaki insanın gücünü her zaman kabullenirim. Gücümün yetmeyeceği insanlara da hiçbir zaman üstünlük taslamam. Ama bu karşımdaki insanın gelip beni ezebileceği anlamına gelmiyor. Çok çok benim canımı alır. Olay orada kapanır gider. Herkese bu konuda saygım vardır. Sevgim de sonsuzdur. Yeter ki işin içerisinde ihanet olmasın. Benim tek istediğim dostlarımdan budur. Bunu geçen gün de size de dile getirdim. Evet. Bu konuyu hallettim. Dediğim gibi diğer çocuklardan bir 10-15 tanesi ortalama. Şu an şehirde bu arkadaşı arıyorlar. Olur kasaba bölgesinde takıldığını duydum. Olur kasaba bölgesinde, olur şehirde, olur herhangi bir yerde. Ben bu adamı bulacağım. Alacağım. Gerekeni yapacağım. Önce size mesaj atarak. Anlıyorum. Peki size abi. Bu mesajı atma sebebim oydu. Baktım şehirde değildiniz. Bir mesaj atayım. En azından bu konuyla ilgili bilginiz olsun. Çünkü
baron toplantısında sizin yaptığınız tartışmaları, sizin girdiğiniz diyalogları duydum bu arkadaşlarla. Dedim size de söyleyeyim bu adamın böyle bir şey yaptığını. Savcıyla, polisle, Adalet Bakanlığıyla işbirliği içerisinde olduğunu sizler de bilin. Ekstradan şöyle bir durum var. Bu Fadıl Delioğlu'yla benim çok fazla bir muhataplığım yok. Evet. Çok fazla bir ahbaplığım da yok. Sizin aranız nasıl bilemem. Polis bu arkadaş adliyeden serbest bırakıldığında, mahkemeden serbest bırakıldığında daha doğrusu, o süre zarfından bu zamana kadar Fadıl'ın peşindeymiş. Bilginiz olsun. Eğer kendisini tanıyorsanız, ben de numarası yoktu. Olsaydı bugün zaten kendisine dile getirecektim bu konuyu. Polis bu arkadaşın peşinde. Bunu nasıl serbest bırakıldığını hala inanamıyoruz diyorlar. Ve bu toplantı benim kendi mekanımda gerçekleştirildi. Yani bütün güvenlik kameraları aktifti. Elimde bütün kayıtlar var bu konuşmalarla ilgili. Aşağıda geleceğim farkındayım. Yani şu an Fadıl Delioğlu muhtemelen bir takipte. Muhtemelen izleniliyor. Yapacağı en ufak bir hatada tekrardan içeriye alınabilir kendisi. Anlıyorum. Bunu da bildiğimiz iyi oldu Dimitri Bey. Oğlum, bu evet, çünkü adamlara hiçbir şekilde mantıklı gelmedi bu adamın polis öldürüp polis yaralayıp mahkemeden bir anda serbest bırakılması. Hiçbir şekilde mantıklı gelmemiş bunlara. O yüzden bunu takip almışlar Fadıl'ı. Benim bu savcıyla da aram çok iyidir. Bu gelenle de kendisine bir iki bir şey söyledim. Dedim ben Oscar'ın mekanıma çağırıp ağzından bilgi alırsam gelip dedim bizzat size dedim kendim bildireceğim. Gibi cümleler kullandım güven kazanmak için. Hani olur da sizin kulağınıza şöyle bir şey gelir yeri zamanında. İşte Dimitri savcılarla, Adalet Bakanlığıyla, şurayla burayla bir iş içerisindeymiş, görüşme içerisindeymiş. Bilin ki tam olarak bu nedenden ve bu sebepten dolayıdır. Anladım. Dimitri Bey, önemli konular. Bunlar derin meseleler. Dediğim gibi bu meselelerle ilgili seninle görüştüğümüz için açıkçası memnun oldum. Senin ben üslup bilen, iş bilen bir adam olduğuna eminim. Ve bu piyasada daha çok nam yapacağını düşünüyorum. Fakat gözlemlediğim kadarıyla adamın çok yok gibi sanki. Bu benim işleri şu an yapabilecek misin bu kadar adamla? Benim ortalama şu an 20 taneye yakın adamım var. Ama sayı benim için sadece matematikten ibarettir. Başka hiçbir şeyde geçerli değildir. Peki o Oscar seni alırsa ne olacak? Öyle bir şey zerre kadar ihtimal vermiyorum. Bakalım. Benim gücüm sadece onlarla kısıtlı değil Vito Bey. Benim bu şehirde iş yaptığım birçok oluşum var. Birçok insan var. Para yedirdiğim, para harcadığım. Paradan yana hiçbir zaman bir sıkıntım olmadı. Dağıtabilecek çok param var. Ve bu şehirde o kadar aç insan var ki, para karşılığında kendi kardeşini vurabilecek. Nerede öyle adam varsa, işte onlar benim etrafımdalar. Anlıyorum. Pekala, pekala. Bu konuyla ilgili dönüşler bekleyeceğim. Sormak istediğim başka bir konu var sana. Tabii ki, tabii ki, buyurun. Eva Hanım, öz kardeşin değil mi? Evet, evet, öz kardeşim. Kendisi nişanlıymış. Daha doğrusu manevi ama öz kardeşimden bir farkı yok benim. Ha, kan bağınız yok. Hı hı. Kendisi yeni mi nişanlandı? Ortalama 3 hafta falan oluyor. Yeni yani. Evet, evet. Peki bu nişanlandığı adam Mendez'miş sanırım. Moy Mendez, Mendez ailesinin patronu. Peki seviyorlar mı birbirlerini? Ne diyorsun? Kız kardeşim gelip zaten sevdiğini beyan etmesiydi bu iş olmazsa. Anlıyorum. Anlıyorum dostum. Pekala o zaman. Sevenlere bir şey demek düşmez değil mi? Ben de o yüzden saygı gösterdim. Aksi bir şey olsaydı zaten gelip de benden kız isteyemezdi o adam. Kim olursa olsun. Ama kız kardeşim gelip de benim yüzüme karşı ben bu işin olmasını istiyorum, kendisini de seviyorum dediği için ben de böyle bir şeye müsaade ettim. Anladım, anladım kıymetli dostum. Hı hı. Pekala, bunu da açıkçası sana bir danışmak sormak istemiştim. Eva Hanım çünkü efendi bir insan, terbiyeli bir hanımefendi.
Dedim neymiş bu acaba? Mendes. Nasıl bir adammış? Pekala. Kıymetli dostum, bugün önemli şeyler öğrendim senden. Ve önemli bir icraatine tanık oldum. Bundan dolayı açıkçası namın benim gözümde arttı. Dediğim gibi bu Oscar Lee ile alakalı senden haber bekleyeceğim. Eğer tabii güzel ki haberlerini alırsak bazı insanlar tarafından aranabilirsin. Bu insanlar... Sadece bu kısmını anlamadım. Bazı insanlar dediğiniz, kastınız. Bazı insanlar, öyle söyleyeyim mesela. Onlar seni, siz tanıyorsanız gerisi benim için önemli değildir. Peki. Yani şu aşağıda görmüş olduğunuz buzdağının görünmeyen kısmı. Vito Bey, ben bu şehirde yaptığım işleri kolay kolay kimse görmez. Sizi bir dostum olarak gördüğüm için ve bu konular, bu polisin mekaniklere, işletmelere gidip bizlerle ilgili, sizlerle ilgili, diğer ailelerle ilgili bilgiler toplamaya çalışmasından dolayı sizi buraya davet etme gereksinimi duydum. Sizler de bilin, görün ki etrafta dönen, konuşulan, bizim açımızdan istihbarat alınmaya çalışan şeyleri en azından birlikte ortadan kaldırabilelim. Anlıyorum. Pekala kıymetli dostum. Teşekkür ediyorum dostluğun için. Bana müsaade. Buraya kadar sizleri yordum. Buraya kadar geldiğiniz için ben size teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Kendine çok iyi bak. Telefonunu açık tut. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buyurun, buradan eşlik edeyim ben sizi arabaya kadar. Dimitri'yi de bir rolleyelim. Efendim? Bakalım. Ha, ne diyorsunuz? Yapabilecek mi bu işi? Aleykümselam kardeş, buyur. Sor bakalım. Evet Dimitri benim. Şimdi bir de buradan Eva rolü başlattık. Eva'yı da bir rolleyelim bakalım. Soruyorsun. Bakalım o rollerden de. Oğlum amma rol baba, harbiden ben yani. Ben duyacağım bir şey. Surfer'ın sahibi ben olsam şey herhalde bu kadar rol pası yapılır ha. Onu söyle önce. Matias. Matias Delgado. Seni tanımıyorum, o yüzden konuşacak çok fazla bir şeyimiz olduğunu da düşünmüyorum. Aynı masada oturmuştuk. Soy ismin ne senin? Kimlerdensin sen? Carlyon Black Ace Mekanik'ten. Tamam, neredesin? Ben geleyim seninle konuşmaya birebir. 41 ile 8. Tabii tabii, sadece konuşacağız. Benim zaten tek yaptığım şey konuşmaktır. Ben de Eva'nın numarası yani var mı acaba? Konuşarak yani anlaşırım. Yok, Ava diye mi yazılıyor bu kızın adı acaba? Eva falan olabilir mi? Hı-hı. Neyse, dur bakalım. Kenny. Oğlum. Tabii tabii, hiç baba problem değil. Siz bana bir konum atın, ben gereken yere geleceğim. Dimitri Bey bana benziyor değil mi? Evet evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eva Hanım da kardeşi, tanışmış mıydınız ya önce? Sırf yok şu yani sebepten dolayı Vito Bey saç rengimi değiştirmeyi düşünüyorum. Yani ben yani hatta şehirde gören Vito Bey'i gördüm, sizi zannettim. Şehirde gören 20 kişiden 18 Vito diye arkamdan sesleniyor benim. Evet evet, biraz andırıyoruz. Yani şimdi siz de yakışıklısınız. Hadi oğlum, tabii teveccühünüz, sağ olun. Kıymetli dostum, benim oğullarımla tanıştın mı? Oğullarınız? Evet, yok. 5 tane oğlum var. Öz mü? Öz diyebiliriz. Yok, kendileriyle tanışmadım. Evet, Kenny Salvatore. Merhaba, merhaba Dimitri. Merhabalar Kenny'cim, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eva Hanım da kendisinin kız kardeşi olur. Merhaba, merhaba Eva Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Vlad Salvatore abileri, en büyükleri. Memnun oldum. En büyükleri. Evet. Yaş olarak memnun oldum. Okan ben Salvatore. Ortancalı. Merhabalar. Okancığım memnun oldum. Merhabalar. Ben de. Eylen yok mu? Onun hiç oldu şu an. Şey olacak. Gözleri evet, kapandı gözü. Evet. Taylan... Sizler biraz farklı gibi sanki ya. Evet evet. Kendileri benim oğlum oldular. Ha, anladım. Ama bizde onlara üvey denmez. Onlar benim özür kanım, canımdır. Geldi Talha. Babaları genetik olarak değilim ama bu can bu kalpte oldukça benim evlatlarımdır. Taylan! Taylan Salvatore! Ne kadar güzel ki sizin gibi bir babaya sahipler. Taylan, tanış bakalım Dimitri Bey'le. En küçükleri. Merhabalar Dimitri Bey. Merhabalar Lancım, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir tek Laz yok herhalde ha? Evet, evet, onun birkaç kişi var. Bir gün onunla da tanıştırayım sizi. Tabii ki tabii ki, onunla da tanışırız illaki. Pekala kıymetli dostum. Tabii.
Bize müsaade. Dostum ayağına sağlık. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. O konuyla ilgili dediğim gibi bir gelişme olduğu zaman direkt seninle irtibata geçeceğim. Tamamdır. Eva Hanım kendinize çok iyi bakın. Siz de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Nişanlınız üzerse bilgimiz olsun. Çekeriz kulağını dostumuzun için. Değil mi? Dimitri Bey. Yok sağ ben icabına bakarım. Sağ olun. Siz rahat olun. Evet bize gerek kalmıyor. Kendisi gerekeni yapıyor zaten. Hanım umarım icabına bakarsınız. Hoşça kalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Araba burada. Yeni. Önemli bir görev vereceğim sana. Nedir baba? Tamam tamam. Bizim araç şurada mı lan? Evet. Tamam ben. Sen beni kucakla Kenny abi. Kucaklayayım. Kenny oğlum sen bekardın değil mi? Bekarım baba ya. Gel gel. Bekarız Allah'a şükür. Bekarız Allah'a şükür. Kenny. Evet baba. Oğlum bizim bu Sanchez'e sızmamız şart. Tamam. O yüzden bu Eva'yı bir şekilde o manitasından ayırman lazım. Yok artık. Yapman lazım. Ailemiz için çok önemli bir icraat olacak bu. Nasıl yani? Bu nişanlıymış ama 3 haftalıkmış. Herif ne senin kadar karizma falan olamaz zaten. O yüzden bir şekilde çok da belli etmeden. Tamam. Oğlum kıza gerçekten aşık olursan da alırız lan. Ya baba. Oğlum, sonra baba? Bu işi yapmalısın. O yüzden bu kızla sevgili olacaksın. Yani nasıl olacak ki? Nişanlıymış. E işte onu sen düşüreceksin artık. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Bir şekilde bu kızı ayıracaksın o herifte. Baba ben adamı vurayım direkt sorunu fikseyelim. Oğlum adamı vurarak olmaz. Adamı vurursan kız daha çok belki bağlanır. Adam kötürüm mötürüm kalır. Bakar makar. Aslında aklında bir şey var ama. Bilal abi camı açar mısın? Tutar. Ne yapalım biliyorsunuz mu? Bu elemanla biz önce bir kanka olalım. Bununla ben bir gece çıkayım. Karıya maraya götürün herifi. Bunu bir katın karaya götürelim. Ben bağlantılarımla bunları bir yayına bırakayım. Görüntülerini de alırız. Ketempere'ye getirin. Aynen abi. Sonra kıza yollayın bak deyin böyle bir gizliden ama. Görüyor musun nasıl bir adam falan. Kendi sende teselli meselli şekli. Arkadaşlık güzel bir dostluk. Mendez'in neyi oluyormuş? Mendez'in patronu. Ya kim olduğu önemli değil. Aha Fadıl arıyor lan. Kıymetli dostum nasılsın? Tabii rahatsız etmedim inşallah. Yoo buyur dinliyorum. Ya bu Oscar çöllerde mi ya? Oscar'lı mı? Arıyorum yok. O bir godoş Fadıl Bey. Onu bulmanız zor. O çünkü otoban faresi gibi bir şey. Bir kenara bir yere pusmuştur bekliyordur. Ya ben anlamadım bu çöllerde mi yaşıyor? Ne yapıyor? Çöller diyeyim ilahisini söylüyorum sabahtan beri manikende ya. Adam yok ortalıkta ben anlamadım ki nasıl bulacağım ben bu adamı? Bilemiyorum Fadıl Bey. Bugün ne yaptın? Davet aldın mı? Vallahi bugün neler olmadı ki Vito Bey ya. Neler neler oldu. Öyle mi diyorsun? Neyse ben bu Oscar'ı arıyorum. Yok. Bütün adamları uyumuş. Malikane desen bomboş. Adam yok yani ortalıkta anlamadım. Anladım. Hey Allah'ım ya. Bilemiyorum ya biz de bir araştıralım. Ya benim 12'ye kadar bulmam lazım. Sıçtım ben. 13 dakikam kaldı. Vito Bey bana yardım edin. Ben boku yemiş bir insanım şu an. Yani Fadıl Bey ben de görmedim. Yokmuş görsem, bir siparat. Yani görürsem söyleyeyim sana ama bu Uvu'da da takılıyor. Uvu'ya giriyor falan. Bir de otobanda bildiğim kadarıyla üst kasaba tarafında. Yani başka ben bunu görmüyorum. Ya ben sıçmışım. Vallahi Vito Bey neyse hakkınızı helal edin bari. 12 dakika içinde bulmazsam bu yüce mimar ağzıma sıçacak benim. Ben ne yapacağım şimdi? Telefonda ismini almayalım. Yok bir şey olmaz. Kırıklı telefon bu Vito Bey. Yani bilmiyorum artık. Bilemiyorum. Sen bir araştır. Ama seni ararlar onlar zaten zaman gelince. Tamam tamam. Neyse bakalım. Arayalım bir daha ya. Neyse ben de rahatsız ettim seni gece gece. Kusura bakma. Yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kıymetli tamam. Olsun. Hayırlı İyi. Geceler. Bizi arayalım biraz daha bakalım. İnşallah buluruz Oscar'ı. Tamam. Tamam dostum. Bled. Oğlum Fadıl'ı ara. Yüce Mimar. Emir verdi de eğer de bulamıyorsan ne yarına kadar da süreyi uzatacak senin için de. Şimdi yapayım. Hemen yap hemen ara izle. Unicorn'a gideceğiz mi baba? Gideriz. Dur bir bak bak Unicorn'a gidiyor. Belli olmasın böyle baba. Lan belli ne olacak gizliden arıyorsun. Fadıl Deleoğlu. Ben Gölge. Emirleri yalnız yüce mimar verir ve bizler yalnız emirleri uygulamakla mükellef oluruz. Emir kapsamın genişletildi.
Şayet Oscar'lıyı bugün geceye kadar bulamazsan, bu süre yarın geceye kadar uzayacak. Kolay gelsin. Bir şey diyor mu? Anladım, teşekkürler derken kapattım. He, iyi. Şimdi sana bir numara daha vereceğim. Bu Kevin Şef, evet. Tamam mı? Ben de aldım numarayı. Şey değil mi bu, 235'li numara? 235 aynen. Tamam. Şimdi bunu gizliden arayacaksın, tamam mı? Şimdi mi? Aynen aynen. Diyeceksin ki işte Kevin, SAS lideri Kevin, gölgeler tarafından izleniyor. Çok yakında seninle irtibata geçeceğiz. Bizden haber bekle. Birbirine de gir. Kevin Reacher, SAS şefi ve sıradan bir insan. Gölgeler tarafından hatır sayılır bir süredir izleniyorsun. Yakın bir zaman içerisinde seninle iletişime geçilecek ve sana bir takım şeyler gösterilecek. Seninle iletişime geçilene kadar bizden haber bekle. Kapat. Tamam, şimdi Dwayne'i arayacaksın. Evet. Var mı yeni numarası 288? Yok yok. 288 yeni numarası. 288 mi direkt? Evet evet. Tamam, buna ne diyeceğim? Diyeceksin ki gölgeler sana yaptıkları iyilik karşısında, ya da öyle demeyelim, şimdi iyilik karşısında demeyelim, şey diyelim. Gölgelerin yeni bir emri vardı. Kaptan veya bir patron yardımcısını bize alsın Armageddon. Armageddon'un ya patronu ya da kaptan yardımcısını alsın. Aldıktan sonra biz ona ulaşırız. Dwayne Scott, ben Gölge. Bu sesi sana yeni bir yüz ve yeni bir kimlik verdiğimiz günden anımsaman gerekiyor. Sana verdiğimiz yüz ve kimliği umarım güzel şekilde kullanıyorsundur. Şimdi beni iyi dinle. Armageddon Holding'in bir patron veya patron yardımcısını alman gerekiyor. Bu patron veya patron yardımcısını aldıktan sonra seninle iletişime geçilecek. Bu senin yeni vazifen. Bunu uygula. Millet abi görüyor musun bak? Tamam, kabul et. Ulan kaç kişiye ne yap? Ulan oğlum biz harbi çok manyak bir grup olduk iyice beyler. Bir kendimize değil, herkese bir şeyler çıkarıyor. Ya bakana bir ulaşsam bakana da şey yapacağım ama ya bakan... Ya onun numara ezberim yok be. Yok bakan yok yok. Mesaj aha attım, cevap vermiyor. Aha. Hadi bakalım. Yok yok, o şey yanlıştı gelir. Ulan Taylan, bunu da mı yapacaktın? Taylan değil. Taylan abi ne oldu sana? Ulan Kenny. Ulan Kenny. En yapma son devleti bile onları deldin. Delmedin. Kenny'i alayım mı? Kenny Salvatore. Delmediğim bir devlet kalmıştı, onu da deldin. Hadi gidiyoruz. Ulan Emin, nasıl ballandın, ne yaptın da? Şu unicorn'a gidelim. Bütün şehre rol attım, daha ne yapayım anasını satayım ben, daha ne yapabilirim yani. Bir adam daha ne yapabilir ya? Vallahi bana siyah adamın şilt takması lazım kardeşim. Bana bir tane plaket yaptırması lazım ya. Nightwing'in evet ah yüzü diye. Unicorn. O ne lan? Nereye oğlum? Oh! Yes, yes. Aman aman. Ne oldu lan? He o gözlerim şey abi. He yavşak. Evet, evet evet evet. Ne oldu? Bunlar var ya. Ne oldu lan? Unicorn'a geldik diye, karısı kızacak diye. Abi ben gidiyorum. Gelmiyor. Light erkek. Oğlum Kenny'nin karısı yok ki. Yok Sergio. Okan abi benim başım ağrmaya başladı. Lan Sergio gel lan buraya. Yanımı sıkmayın benim he. Gel açılışa ziyaret edin. Yalnız başı gerçekten ağrıyor olabilir. Burada çok başım ağrıdı harbiden ya. Biri gelmeyecekse Vlad abi gelmez zaten. Ben geliyorsam gelmezse kafasını keserim, onu söyleyin. Geliyor geliyor. Ya yapacak bir şey yok. Geliyorsun değil mi oğlum? Oğlum durun. Nerede yardım edin? Bunda da Stella demiştim. Evet evet. Stella Hanım'dan bahsetmişti. Evet. Biz konuşuyoruz mu? Bir ilişkimiz var. Onu zaten ilk başta söylemiştim. Baksana. Onu da. Bayağı öncesinde söylemiştim hatta. Merhabalar Stella Hanım. Merhabalar Stella Jones ismim. Vito Salvatore, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasıl? Arthur'la bir sıkıntı yok umarım. Şu anlık yok herhangi bir sıkıntım. Üzüyor mu sizi?
Yapma bacım. Bence üzemez. Ha Artur. Yok patron niye üzeyim? Viski istemem. Üzmüyorsun değil mi kızı? Ha? Yok patron niye üzeyim? Evet evet evet. Stella Hanım bir sıkıntınız biraz olursa. Biraz daha sıkabilirsiniz. Biraz daha mı sıkayım? Bence ayağına basayım o bilir o ya. Sıkıntı yok değil mi Artur ha? Yok yok patron ne sıkıntısı? Evet evet evet. Stella Hanım bir probleminiz olursa muhakkak beni bulun. Tamamdır. Teşekkür ediyorum memnun oldum tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Bu arkadaşlar kimdir? Sizin arkadaşınız mı? Benim kardeşlerim. Ha öyle mi? Merhaba gençler siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Pekala 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 memnun oldum. Ben de görüşmek üzere. Hoşça kalın hoşça kalın. Aga Allah'tan müzik sesini kıstım yemin ediyorum ya, beynim şişti ha. Artur. Efendim patron. Nedir bu ilişki boyutu? Ciddili patron. Ciddi diyorsun ha? Evet. İyi yani, yani yapalım. Bir yüzük takma mevzumuz var şu anda. Yüzük takma mevzusu. Bunun şeyi de bizim çok sevdiğimiz birinden isteme gibi bir durum olacak. Kimden lan? Koyu renkli bir abim isten değil. Çok siyah bir adam diyor. Çok siyah bir adam diyorum. İyi iyi isteriz sıkıntı yok. Ondan istemek uzun zamandır kız istemiyorum. Evet. Dostum viski isteyen var mı? Sağ ol dostum teşekkürler. Tamamdır. Evet mekanın sahibi de dans edecek. Eri. Efendim baba. Oğlum bu işi yapacağını düşünüyorum. Baba yani deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Ulan Sergio. Efendim patron. Sen benim talimatlarımı yerine getirmiyorsun son zamanlarda herhalde ha. Bir yanlışlık oldu sanırım patron. Getirmesem burada olmazdım. Evet ben gel dediğim halde gelmiyorum gibi bir tribe mi girdin yoksa? Yo buradayım patron karşınızdayım. Eğleniyor musunuz? Gayet eğleniyoruz teşekkür ederim. Tamam beyefendi gelir misin size bir içkileri vereyim siz dağıtın isterseniz. Geleyim. Geçenki hanımefendi iyi mi Larissa Hanım? İyi bak görüyor musunuz sahnede dans ediyor bak şurada tam şurada. Alalım ne güzel ne güzel ne güzel. Pekala. Var bende. Hanımefendi sıkıntı mı var burada şu an anlamadım da. Güzel olur güzel için. Ne şekil oğlum bir şey mi oluyor? Gelip geçmeden olmaz dostum. Efendim, buyurun. Ne oldu bir şey mi oluyor? Alayım. Kadın arkadan durmadan izliyor da ittirip ittirip. Kadın arkadan ittirip izliyor ne demek oğlum? Arkadan bilmiyorum bir şeyler yapıyor ama. Bakar mısın? Çağırın kadını oğlum, buraya. Pietro sıkıntı varsa suçturursun. E baktın. Yok. Hanımefendiye bir sıkıntı olur musunuz? Tabii ki de. Tabii. Ben de bakıyorum. Bizim çocuklar yok. Sahnenin oraya içtimaya geçmişler herhalde. Sırayla hepsi. İzlesinler oğlum. Eğlencesinler çocuklar. Yoruluyorlar. Sağ ol, sağ ol. Evet evet kafa dağıtsınlar. Kıymetli dostum da geldi. Hanımefendi buraya gelin. Sizinle bir tanışalım ha. Ne şekil anlamadım. Ya gelmek istemedi ama. Pedro. Harbinin. Efendim patron. Gelsin buraya. Gelsin patron. Kucakla getir al. Kucaklayıp bura ne ya? Mi? Yeni mi açıldı burası? Ooo kıymetli kardeşim. Merhaba sen neredesin ya? İyi ya nasılsın ya? Çek lan elini kolunu. Neredesin sen? Bekleyin burada. İyi ha? Nasılsın ya? Daha demin geçerken kıza dokundum da taciz yasakmış burada ya. Vay arkadaş ya insan neler çıkartıyor. Hanımefendi merhaba şapkalı hanım. Merhaba. Bir sıkıntı mı var bizim çocuklar bir terbiyesizlik mi yapıyor size yoksa? Ha? Ay yok yok ben öyle genel bakıyorum ya. Oturun oturun. Burada mı çalışıyorsunuz? Yok ben burada çalışmıyorum. Allah'ım isminiz nedir? Queen ben. Queen. Evet. Bize doğru baktığınızı gördük dedik acaba birden mi? Yok size doğru bakmadım ya. Öyle genel bakıyordum etrafa. Allah'ım çocukların bir hatası olduysa kusura bakmayın. Yok yok hataları yok. Peki teşekkür ederim iyi eğlenceler. Size de iyi eğlenceler. Ben. Teşekkürler. Efendim baba. Gözünüzü ayırmayın bize bakıyordu. Birinin adamı olabilir ha. Tamam olur. Kıymetli dostum John ne yapıyorsun ha? Aa ne yapayım ya? Yeni konu falan dediler açılmış dediler. Evet. Güzel yapmışlar ama. Mekan güzel mekan güzel dansçılar da iyi. Gayet iyi. Fotoğraflar da iyi. Fotoğraf mı var? Evet. John abi arkamda. Gözlerini kapadın mı? Ha arkadaki mi? Bir baktım kapattım. Ulan arkadaki de kocaman bir fotoğrafmış evet. Biz de tam evet. Yerine oturmuşuz. Görmedim oğlum ne bileyim. Tam denk gelmiş.
Ben buradan kalkayım da ne olur ne olmaz. Sen geç Okan. Ben geçeyim. Bu da yastıklı ben şurayı tutayım. Hot dog reklamı gibi. Abi burada ben varım. Bana benim üstüme oturdun. Yo. Ben şurada oturuyorum oğlum. Ha tamam. Alakası var oğlum, ben burada oturuyorum. Kimseden çekinecek değiliz oğlum. Evet. Diyorsun. Neyse. John. Benim serfimizi alırız o zaman ya. Bu tarafa doğru almanda bir sakınca yok. Ortada bir şey mi var, ben görmüyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Ortada sana. Masa var. Çok kötüyüm ben şu an. Ben de abi. Şarkı çok güzel şarkı bu arada. Bicim gördüğün gibi ben hiçbir abi, şey bu yapamadım. Kadar kalabalık olmayın ya. Hiçbir şey bir saat 10 dakika sonra çalıyordum. Bir şey mi diyorsun Okan? Yok baba ya, bu Sergio'ya diyorum. Bu da abi diyorsun. Ben bir şey demiyorum, siz niye bana oynuyorsunuz, ben anlamadım. Sergio ben. Neler duyuyoruz oğlum ha? Para gider de gelmez. Yok patron. Ya. Gece kulübünde eğleniyoruz alt taraf arkadaşlar. Hele ben alayım, elimde deliller olsun. Şey, fotoğraflar olsun, kayıtlarım olsun. Benim suçum yok diye. Cuncum. Sana bir şey soracağım. Bu Vefa'yı tanıyor musun? Vefa aynen. Birkaç kere denk geldik ama. Bugün bana geldi, dedi ki bizimle çalış emlak işi için. Dedim ben sadece John'la çalışıyorum. Ama müşterilerini çalmaya çalışıyor olabilir ha, bilgin olsun. Ya aramızda kalsın, birkaç kere tekerine sıktım. Kapının önündeydi arabaları da. Ondan da küskün olabilir bana. Onlar müşterilerini çalmaya çalışıyor olabilir ha. Haberim var da çok böyle emlak müşterisi de yok çocuk sanki mu girmiş ya. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Yeni şeyler düşünüyorum şimdi. Çalışanlarımız aç. Şu geçen bir emanet vermiş. Onları geri alabilirsek parasını. En solda. Hiç de yeri değil ama. Yanımda. Evet bizim bence de kaplarımız değil. Var. Biliyorsun zaten yani. Yani sonuçta unicorn'a geliyoruz falan. Kıra parayı sahne yapabilir gibi olarak. Hadi hadi gel lan. Sen de haklısın, ne edeyim. Var mıdır benden bir isteğin Arzun Cuncum? Benim araba çekildi mi la acaba? Ha yok orada. Şey yanlışlıkla motora bindim pardon. Aga iyi yoruldum. Beni mimar rolü yordu çünkü orada bayağı bir rollendim. Yani bayağı rolün içindeydim. Bayağı rolü efendim? Bütün benliğimle yaşadım değil mi Cet? Ne? Haydi. Haydi. Boku yedik galiba. Bilmek istiyorum ama bilmesem bile de bir düşünüyorum yani şu an. Soralım. Baba. He. Binebilirim. Bizim çocuk bir şey söylemek istiyorum sana da. Bilesin. Atom. Teolar ben yeni geldim de. Nişanlımla birlikte geldim. Kendisi havalimanında kaldı. Mesai olduğum için de ilgilenemedim de. İzniniz olursa Aydi'ye gelmek ister kendisi de. Nişanlın ha? Hı. Doğrudur. Peki nişanlın bizim vereceğimiz işleri yapabilecek mi oğlum? Kendisine yardımcı olurum ben gerektiği her yerde. Tamam tamam. İzniniz olursa tabii ki. Tamamdır baba. Sıkıntı yok, hayırlısı olsun koç. Arabayı tamir ettim. Hadi bakalım Teo. Göreceğiz. Sağ olun patron. Eylen bu Salazar işini de halledin, alın çocuğu. Tamamdır baba. Bir tık geldi bozdun arabayı. Teo. Patron. Lan ne oluyor oğlum? Teo bana şey mailden ulaşsın. Tamam. Tamam abi. Arabayı tamir ettik oğlum işte. Evet tamam. Oğlum tamir oldu. Hadi tamir iyi geceler Taylan. İyi geceler çocuklar. İyi geceler, i̇yi geceler cümlesi. O ne lan? Nasıl bir araç lan bu lan? Ali kendini içeri desene gidelim. İçeri iteceğim. Ulan şoförüm müyüz eşek? Ne geçti? Oğlum millet. Evet. Bugün harbi bokumuz çıktı, yorulduk ya. Oturan yerlerim ağrıyor. Ama bence hakkını verdik, ne diyorsun? Ya o sondaki dan olmasaydı evet. Ha bir tane zırto çıktı ama gayet iyiydi bence yani. O da nazar ya. O kadar olur diyelim değil mi, ne yapalım? Ya buna da şükür diyeceğim artık. Öyle öyle. Zaten şehrin kaderini biz belirliyoruz. Biz yapmasak kimsenin belirleyeceği yok. Az önce aynı anda 3 kişiye emir verdim. Ha değil mi? Fazıl Bey anlıyor zaten artık. Gizli numara arayınca diyor efendim göl. Hah. Anlasın, önemli değil.
Peki mimarın ben öldüğü, ben ne diyorum lan? Mimarın ben oldu. Oğlum beynim sulandı bak. Aman ölmesin, mimar bize lazım. Mimarın ben olduğumu anladığında ne yapacak sence? Yani şaşıracaktır. Gerçi anlama ihtimali yok. Okum çıkıyor mimar olacağım diye. Anca kendim göstermem lazım. Evet sevgili çocuğum. Beni bir gün böyle sevmedin. Senin babanı şarap çanarası çünkü. Oğlum kendi şarap çanağıma sıçıyorum. Daha ne yapayım sana? Ama ebeveynliğin birini kuralım. İlk şarap çanağına sıçmak. İlk kendine küfür ediyorsun, sonra karşı tarafa. Mesela bir gün bize eşol eşeklesin, laf sana geliyor. Neyse neyse. Bu ailenin abiliğini iyi yapıyorsun. Aferin. Estağfurullah baba. Öyle devam et. Hadi iyi geceler sana. İyi geceler. Ana vallahi bokum çıktı. Evet arkadaşlar. Benden bu akşamlık bu kadar. Söz verdiğim gibi Eylül ayını her gün, tatilden geldiğimden beri her gün yayın yaparak sözümü yerine getirdim. Hem boğazım da ağrıdı, hem de mental olarak ve fiziksel olarak da yoruldum. Benden bu akşamlık bu kadar. Bizimki yeni yayındaysa size hostlayayım evine. Yayına gelen, yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Cümleten iyi bir gece, güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Güle güle diyorum. Bay bay diyorum. Çav çav diyorum. Haydi Allah'a emanet olun.